abone kazanım odaklı düşünüp hobiyi bırakacaklarını söyleyenler, gerekli yeterli reaksiyonu alamadığını dile getirenler, 500 like gelirse, 1000 like gelirse ya da onlarca abone katılım sağlarsa yeni video çekeceğini söyleyenler. Biz kanalımızı açma sebebimiz çok fazlaca aboneye sahip olalım, bir ticari beklentimiz olsun, kazanım elde edelim maksadıyla değildi tabii ki. Uzunca bir süre olmasına karşın daha henüz yine aboneyi yeni geçmiş bulunuyoruz. Bizler için çok bir kriter vesilesi değil. Maksadımız çektiğimiz videolar, yaptığımız paylaşımlar ileride bizlere anı kalsın, hatıra olsun. Ve en büyük gayemiz de bu hobiyi bir kişiye daha sevdirebilirsek, tanıtabilirsek, yaşamış olduğumuz olumlu ve olumsuz tecrübeleri bir kişiye daha aktarabilirsek, insanlara kazanım elde ettirebilecek olursak bizler için en büyük sevinç kaynağı. Sevgili akvaryum severler, merhabalar. Ben Mehmet. Akvaryum Terapim kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarız hepiniz iyisinizdir. Uzunca bir zaman diliminde yine sizlerle birlikte olamadık. Ufak tefek sağlık problemleri, işlerin yoğunluğu derken. Tabii ki bu süre zarfı içerisinde hobimize her daim devam ediyoruz. YouTube'da çok fazla bir aktiflik gösteremedik. Çokça paylaşım yapan arkadaşlarımız, sevgili dostlarımız var. Onların da katılımlarını sağlayamadık. Tabii ki irtibat halindeyiz kendileriyle de. Sebeplerimizi, gerekçelerimizi neticede biliyorlar. İstediğim ki güzel bir sohbet tadında, keyifli bir kısa sohbet tadında sizlerle birlikte olalım. Minik bitkili akvaryumumuzdaki keyifli canlılarımızla birlikte siz onları izlerken bizler de sizlerle birlikte olma fırsatı yakalayalım. Görmüş olduğunuz üzere bitkili akvaryumumuz düşük destekli, amatör seviyeli bir bitkili akvaryumumuz. Defalarca bu akvaryumumuzla ilgili paylaşımlarda bulunmuştuk. Ufak tefek tabii ki değişiklikler oldu. Bu akvaryumumuzla alakalı geçmiş dönemde bir olumsuzlukla yaşamıştık. Su sızdırma ve akvaryumda camında bir ayrılma olmuştu silikonlarıyla alakalı. Farklı bir alanda konumlandırmıştık bu akvaryumumuzu hatırlayacak olursanız. İçerisinde tabii ki farklı türler vardı. Bitkilerimiz 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen yine aynılar. Çok küçük değişiklikler olmakla birlikte. Karışık tetra türleri barındırıyoruz akvaryumumuzun içerisinde. Ember tetra, balon tetra, neon tetra ve bir de cüce vatozumuz var. Bitkilerimiz gayet sağlıklı. Daha önceki dönemde bu bitkili akvaryum özelinde belli başlı hatalar yapmıştık. Akvaryum camını, yani üzerine cam ekleyerek hava almasını engellemiştik ve çok sıcak olan aylarda, yaz aylarında içerisinde yabani yosun türleri, sakal türleri çoğalmaya başlamıştı. Belli başlı bitkilerimizi kaybetmiştik. Akvaryumda gayet olumsuz bir görüntü oluşmuştu. Daha sonrasında bu hatamızdan geri döndük. Şu an itibariyle üzerinde buhar camı bulunmamakta. Isıtıcısını hala devam ettiriyoruz kullanmaya. Bu ay itibariyle de, bu aydan sonra ısıtıcıyı da kapatacağız. Havalar ısınmaya başlayacak takdir edersiniz. Herhangi bir karbondioksit takviyesi ya da bir gübre takviyesi kullanmıyoruz akvaryumumuzda. Şu an için gayet sağlıklı bir şekilde bitkilerimiz yaşamaya devam ediyorlar. Vakit buldukça yine bu güzel platformda bazı hobicilerin paylaşımlarını da takip etmeye çalışıyorum. Videonun başında da bahsetmiştim size. Siz keyifli görüntüler izlerken ben de sizlerle biraz sohbet etmek istiyorum diye. Biz kanalımızı açma sebebimiz çok fazlaca aboneye sahip olalım, bir ticari beklentimiz olsun, kazanım elde edelim maksadıyla değildi tabii ki.
uzunca bir süre olmasına karşın daha henüz 1000 aboneyi yeni geçmiş bulunuyoruz. Bizler için çok bir kriter vesilesi değil işin açıkçası. Maksadımız çektiğimiz videolar, yaptığımız paylaşımlar ileride bizlere anı kalsın, hatıra olsun. Ve en büyük gayemiz de bu hobiyi bir kişiye daha sevdirebilirsek, bu hobiyi ne kadar tanıtabilirsek, yaşamış olduğumuz olumlu ve olumsuz tecrübeleri bir kişiye daha aktarabilirsek, bu paylaşımlarımızdan fayda ve kazanım sağlayabilecek olan insanlara kazanım elde ettirebilecek olursak bizler için en büyük sevinç kaynağı. Fakat çok farklı mecralarda, kanallarda, platformda çoğu kişi bu paylaşımları nasıl derler, abone kazanım odaklı düşünüp abone sayısındaki beklentiler karşılanmadığında özür dilerim, hobiyi bırakacaklarını söyleyenler, hobiden soğuduğunu söyleyenler, gerekli yeterli reaksiyonu alamadığını dile getirenler, işte 500 like gelirse, 1000 like gelirse ya da onlarca abone katılım sağlarsa yeni video çekeceğini söyleyenler ve hatta çekiliş yapıyoruz, hediye dağıtacağız, balıklarımızı paylaşacağız, farklı hediyeler dağıtıyoruz ama işte kanalımıza abone olun, like atın, beğeni sayısı şu limitleri geçmesi lazım gibi kriterler getiriyorlar. Bu aslına bakılırsa hobiyi farklı alanlara çekiyor. Yani bu hobiyi yapıyorsanız bir karşılık beklememeniz gerekiyor. Bazı sevgili hobidaşlar mecazi anlamda bunu nasıl derler, biraz esprili bir dille dile getirenler de var. Onları da buradan saygıyla selamlıyorum. Hobide para nasıl kazanılır? Hobinizi idame ettirirken bunu maddiyata nasıl çevirebilirsiniz? Diye esprili paylaşımlar, çekimler de oluyor. Tabii ki bu işin özü, amacı para kazanmak. Büyük yüksek kitlelere ulaşmak olmamalı. Biz vakit bulamasak da, paylaşım yapamadığımız dönemlerde de, hobi ne kadar her geçen gün daha da pahalı hale gelse de, elektrik giderleri, su giderleri, yem, balıkların gereksinimleri olan sarf malzemeleri, materyaller, elektronik malzemeler, aydınlatmalar, bunlar oldukça yüksek maliyetler. Gittikçe de katlanıyor maalesef. Ama buna rağmen bunları göze alıp şu güzelim görüntünün karşısına geçtiğinizde stresinizi atabiliyorsanız, keyif alabiliyorsanız, geçireceğiniz o sizin belirlemiş olduğunuz bir anda güzel bir görüntü ve duygu hali size sunabiliyorsa önemli olan budur diye düşünüyorum. O yüzden çok hırs yaparak neden abone fazla gelmiyor, neden fazla beğeni sayısı almıyor, neden yorumlar işte şu şekilde ya da bu şekilde diyerek kendimizi de yormamızın bir mantığı yok. Bu şekilde hobiye başlanacak olunursa ya da bu şekilde zihniyetle hobi devam ettiriliyorsa zaten onun bir gün sonu muhakkak ki gelecektir. İnsan bir şekilde sıkılacaktır çünkü beklentisi olan karşılığını alamamış olacaktır. Abone anlamında, beğeni anlamında ya da maddiyat anlamında. Bu hobiyi yapıyorsak belli başlı bir maddiyatı gözden zaten çıkartmamız gerekiyor. Emek harcanması gerekiyor, o zamanı vermek gerekiyor ve zamanı da gözden çıkartmak gerekiyor. Her şey nasıl ki dozajında ve limitinde güzelse, bu hobi de aynı şekilde.
gerekli anlarda gerekli ilgiyi ve alakayı ve takibi göstererek baktığımız su canlılarının da birer canlı ve yaşam formları olduklarını düşünerek, onların gereksinimleri olduklarını bilerek ve bu gereksinimleri en üst düzeyde karşılamayı ilke edinerek, hiçbir şekilde bundan taviz vermeyerek, onların yaşantılarını izleyerek de kendimize bir huzur alabiliyorsak bu en büyük kazanımdır. Maddiyat, yüksek miktarlarda katılım, beğeni ya da abone sayılarıyla bu hobi denkleştirilmemeli diye düşünüyorum. Bu konularda birçok kişinin de rahatsızlık duyduğunun bilincindeyim. İlla ki bir beğeni gelsin ya da katılım sağlansın diye de her an akvaryumun yosunlarını temizledik. Şu an balıkları yemliyoruz, bitkileri budadık vesaire vesaire tarzı konularla da sürekli bir paylaşım yapmanın da uygun olduğunu düşünmüyorum işin açıkçası. Daha ziyade bilgi içerikli, bu hobiyi insanlara sevdirebilecek, hobi özelinde insanların merak ettiklerini açıklayacak, herhangi bir karşılık beklemeden detaylı bilgileri verebilecek ve başarıyla kurulumlar gerçekleştirilmiş olan güzel görselli içerikleri insanlara sunabilmek daha önemli diye düşünüyorum. Bu da tabii ki kısa aralıklarla oluyor. Her daim sürekli bir bilgi paylaşımı da yapılamayabiliyor. Kanalı inceleyecek olursanız, ilk kez bu paylaşıma denk gelecek olanlar için söylüyorum. Kanalda birçok bu konuyla alakalı hobi özelinde ilk kurulum aşamasından profesyonelliğe geçişe kadar birçok bilgiye rastlayabilirsiniz. Akvaryum nasıl kurulur? Yararlı bitki, yararlı bakteri kültürü nasıl oluşturulur? Bitki bakımı nasıl olur? Uyumlu türler nasıl bakılır? Balıkların üremesi, yemlenmesi, uzun süreler sağlıklı bir şekilde yaşatılabilmeleri, bitkilerin türleri, özellikleri, balıkların üretilmesi ve bunların farklı versiyonlardaki daha çok özellikli soruları, bunların yanıtlarını kanalımızda zaten bulabilirsiniz. Dönem dönem de sizlerden kopmamak adına bizim her daim izleme fırsatı bulmuş olduğumuz güzellikleri sizlere de sunabilmek adına ve sizlerle tatlı sohbetler edebilmek adına da paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Yakın dönemde yine paylaşımlarımıza hız vermeyi hedefliyoruz. Bu hobiyi özellikle küçük yaştaki dostlarımıza, kardeşlerimize, bilhassa çocuklarımıza da sevdirebilmek önemli diye düşünüyorum. Şu anda bu videoyu küçük kızım Miray ile birlikte çekiyoruz. Yanımda bana eşlik ediyor. Diğer kızım Melis de her daim bana videolarında eşlik edip katkılarını sunuyor. Tabii eşlerimizin de desteği çok önemli bu konuda. Bu hobide. Bu hobi arka planda çok farklı boyutlara sahip olan bir hobi. Kısıtlı çapta tek başınıza ilerletmek güç oluyor. Destek alarak, manevi güç alarak, ailenizin, çevrenizin de desteğiyle birlikte hobi çok daha keyifli hale gelebiliyor. Kızım Miray da az önce bahsettiğim gibi şu an benimle birlikte. Kızım sen de istersen merhaba diyebilirsin bu videomuzu, paylaşımımızı izleyecek olan sevgili hobicilerimize. Çok isterim. Evet. Eklemek istediğin herhangi bir şey olabilir mi bu hobi özelinde, balıklarla, akvaryumlarla ilgili? Yani çok güzel canlılar değil mi? Evet. Çok farklı bir yaşam
döngüsüne ve formuna sahip canlılar bizler gibi değiller. Bir suya muhtaçlar, suyun içerisinde yaşamak durumundalar. Onlarla çok sıklıkla ilgilenmek gerekiyor. Çok hassas canlılar ve çok özellikliler. İzlerken neler hissediyorsun onları mesela Miray'cığım? Çok tatlı yani. Çok tatlılar. Evet. İnsanı böyle dinlendiriyorlar değil mi? Böyle hı-hı, sessiz. Hı-hı. İnsanı yormayan. Evet. Farklı bir dünyayı bizlere sunuyorlar. O farklı dünyayı biz evlerimize getirip bir pencereden onları izliyoruz. Evet. Aslında onlar da bizi izliyorlar. Birer etkileşim halindeyiz. Bizlerden onlara yem vermemizi istiyorlar. Onlara bir barınak, korunak sağlamamızı istiyorlar. Onları rahatsız etmememizi ve onları korumamızı istiyorlar. Onlar da aslında bakılırsa birer bizler gibi aileler, değil mi? Hı hı. Akvaryum içerisinde anneler var, babalar var, bebekler oluyor dönem dönem. Birbirleriyle çok uyumlu, güzel, huzurlu bir şekilde yaşıyorlar. Evet Miray'cığım, herhangi bir söylemek istediğin bir şey var mı? Videomuzu sonlandıralım. Yok. Yok, peki. Sevgili, değerli akvaryum severler, sevgili hobiciler, dostlar. Sizlerle güzel bir sohbet etme fırsatı bulabilmiş olduk. Bizleri dinleyecek olanlar, izleyecek olanlar, bizlere katılanlar. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. Farklı videolarda, yeni içeriklerde, daha bol vakitlerde sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Keyifli hobileriniz olsun. Hoşça kalın.